Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok kaliteli bir soruyla yine sizlerin karşısındayız. Bu soruyu bize bir arkadaşımız Instagram'dan gönderdi. Sanırım Palme yayın evinin sorularından bir tanesi. Gerçekten çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Güzelce bu sorunun çözümünü de sizlere göstermek istedik. O yüzden de bu sorumuzu aldık. Tamam mı? Hadi bakalım vakit kaybetmeden hemen bu sorumuzu çözmeye başlayalım. Bak. İki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen tohumların fenotip çeşit ve oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bak fenotip çeşidini de vermiş, oranını da vermiş. Gördüğünüz gibi bak orana bakıyorum. 3, 3, 1, 1 oranı gördün mü? 3, 3, 1, 1 oranını soruyor bana. 3, 3, 1, 1 oranı diyor. Aşağıdaki çaprazlardan hangisinde çıkar diyor. Grafiğe göre çaprazlanan bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bak önemli olan bu. Sarı birey büyük S ile, yeşil küçük S ile, düzgün büyük D ile, işte buruşuk küçük D ile göstereceğiz biz. Tamam mı? Onu da yazalım şuraya. Büyük S abicim sarı olduğunu biliyorum. Küçük S'nin ben yeşil olduğunu biliyorum. Tamam mı? Karıştırın da diye de size zaten S harfini vermiş. Büyük D'ye düzgün diyorum. Küçük D'ye de şöyle hop buruşuk diyorum. Tamam mı? Şimdi bunların çaprazlanması sonrasında 3-3-1-1 oranını yakalayacağım. Bak 3-3-1-1 oranını yakalayacağım. Yani sarı düzgün 3, sarı buruşuk 3, yeşil düzgün düzgün bir, yeşil buruşuk bir şeklinde geliyor. Arkadaşlar bunu göstermeden önce şu Punnett karesini size bir şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Bak bu tarz soruları Punnett karesi ile çözebilirsiniz. Özellikle bir tane püf nokta var. Direkt oradan gideceksiniz ve soru çözümü hemen gelecek. Örnek mesela büyük A küçük A atıyorum. Büyük B büyük B tamam mı? Çarpı büyük A küçük A büyük B küçük B şeklinde ben bir çarpım verdi bana. Bak şimdi nasıl Punnett karesini koruyacağım? Ortadan çektim. Önce bunların verebileceği gameti hesaplıyorum. Tamam mı? Bak birinci gamet bu olabilir. AB olabilir. İkinci gametimiz AB olacak zaten. Üçüncü gametimiz gördüğünüz gibi AB. Dördüncü gametimiz de AB. Gördüğünüz gibi bu kadar gamet veriyor. Aslında aynı olanları yazmaya gerek yok. Bunun gametine bakıyorum. AB verdi. Buna bakıyorum. AB verdi. Baktım A B verdi ve baktım A B verdi. Gördüğünüz gibi 4 tane gamet de bu verdi. Arkadaşlar gamet çıkarırken küçük olan başa yazılabilir. Yani resesif olan başa yazılabilir. Normalde genotipler yapılırken yazılmaz ama gamet çıkarırken yazılabilir. Sonra alırsın bunu getirirsin tamam mı? Önce buradan çıkacak gametler hangisiydi? Bak hemen onu yazıyorum. AB gameti olabiliyordu. Bir tanesi var diğerini yazmıyorum. Ve küçük A büyük B gameti var. Yazdım. Sonra geldim buraya. Buradan çıkan gametleri yazıyorum. Bak şuradan gelen gametleri yazıyorum. AB gelebiliyor. AB gelebiliyor. AB gelebiliyor ve AB gelebiliyor. Sonra sırayla şunu çaprazlıyorum. Bak büyük A büyük A büyük B büyük B. Büyük A küçük A büyük B büyük B. Gördün mü? Büyük A küçük A büyük B büyük B. Büyük A büyük A büyük B küçük B büyük A küçük A büyük B küçük B yazdıktan sonra atıyorum işte büyük A sarı olsun küçük A yeşil olsun bir önceki gibi atıyorum işte büyük B düzgün olsun küçük B buruşuk olsun bak o zaman al sana sarı düzgün gördün mü al sana sarı düzgün al sana sarı düzgün al sana sarı düzgün hangisinin etkisi ortaya çıkacağını biliyorsunuz baskın olanların etkisi çıkacak mesela şuna bakarsak arkadaşlar bak şuraya bakarsak küçük A küçük A büyük B büyük B geliyor. Küçük A yeşildi. Al bu sana yeşil düzgün. Tamam mı? Böyle getireceğiz. Şimdi geldik buraya. Buradan Punnett karesine koyacağız. Bak buradan Punnett karesine koyacağız. Ama ben önce size püf noktasını göstereyim arkadaşlar. Bak şu oran var ya. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A büyük B küçük B çarpı. Büyük A küçük A büyük B küçük B çarpımı. Yani heterozigot iki tanesinin çarpımının oranı 9-3-3-3-1'dir. Bak genelde bunu sorarlar tamam mı? 9-3-3-1 oranını veren büyük A küçük A büyük B küçük B. Yani iki tane heterozigot bireyin çaprazıdır 9-3-3-1'i veren. Şimdi buna bakacağım. Bu oranı verenle tek tek dene ya. Tek tek dene. Bilemedin tek tek dene. Bak şu şıkka geleceksin hemen. Hemen yazalım buraya biz de. Büyük S küçük S büyük D küçük D çarpı büyük S küçük S küçük D küçük D. Bak çıkacak gametleri yazıyorum. 1 SD olur. 2 SD olur. 3 küçük S büyük D olur. Küçük S küçük D olur. Tamam mı? Hemen getirdim onun gametlerini yazıyorum. Bak hemen ben getirdim onun gametlerini yazıyorum şöyle. Büyük S D büyük S küçük D
Küçükse büyük de, küçükse küçük de yazdık. Şimdi gelelim bir de şunun gametlerini yazalım. Bak buradan ne gelecek? 1. S, D gelebilir. Büyükse küçük D veya küçükse küçük D gelebilecek. Yani büyükse küçük D veya küçükse küçük D gelebilecek. Tamam mı? Yazdıktan sonra çapraz. Bak burası büyükse büyükse büyük D küçük D. Şurası büyükse küçükse büyük D küçük D. Büyükse büyükse küçük D küçük D. Büyükse küçükse küçük D küçük D. Büyükse küçükse büyük D küçük D. Hop küçük küçük. Büyük küçük, büyük küçük küçük küçük, küçük küçük, küçük küçük. Bak geldim. Bir, abicim bu ne oluyordu? Sarı düzgün. Bak sarı düzgün bir. Sarı düzgün iki. Bak sarı düzgün var mı başka? Bak burada sarı düzgün üç. Geldim. Şimdi sarı düzgün üç değil mi? Bak sarı düzgünü yakaladım üç. Şimdi sarı buruşuk bak. Sarı buruşuk gördün mü? Büyükse küçük de. Al şöyle çizdim bir. Al böyle çizdim 2. Al böyle çizdim 3. Gördün mü? 3 3. Geldim buraya. Bak gördün mü abicim? Yeşil yeşil düzgün bir tane. Yeşil buruşuk bir tane. Bak oranı gördünüz. 3 3 1 1 oranının çaprazı gördüğünüz gibi bol olarak karşımıza çıkıyor. Yani teker teker deneyebilirsin. Unuttun ama zaten ilerleyen günlerde yani ilerleyen soru çözümlerini yaptığın takdirde birçok soru çözdüğün takdirde direkt olarak zaten bunun hemen 3 3 1 1 oranı olduğunu öğrenmiş olacaksın. Ama şunu sakın unutma. 9 3 3 3 9 3 3 1 oranı budur abicim. Tamam mı? Geldik bir tane daha soru çözümümüzün sonuna. Başka güzel kaliteli soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.